1 Mart yerel seçimi tarihi yaklaştıkça kendilerini her şeyin, hukuk kuralları başta olmak üzere üstünde gören bazı siyasi parti adayları yasak olmasına rağmen kamu kurumlarında serbestçe siyasi propaganda yapmaya başlamıştır. Sendikamıza gelen bilgilerden hareketle kişilerin sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda özellikle ilimizin Erciş ilçesinde bir siyasi parti adayının okullara giderek siyasi propaganda faaliyetinde bulunduğu görülmektedir. Belediye başkan adayının öğretmen odalarında ve okulların konferans salonlarında siyasallaşmış eğitim yöneticilerinin de katıldığı toplantılar yaptığı bilinmektedir. Van Valiliğine, Erciş Kaymakamlığına ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazarak bunun suç olduğunu ve tedbir alınmadığını belirtmemize rağmen maalesef hiçbir tedbir alınmayarak bu suça ortak olunmaktadır. Türkiye'deki bütün kamu kurumlarında olduğu gibi eğitim kurumlarında da herhangi bir siyasal partinin lehine ya da aleyhine propaganda yapmak yasaktır. Bu açık yasağa rağmen sendikal siyasal referanslar üzerinden yönetici olan ve iktidarı açıktan destekleyen tutumlar gösteren kurum amirleri, mülki amirler, okullarda iktidar partisi adaylarının propagandasının yapılmasına izin vererek Türk Ceza Kanunu, YSK'nın seçim yasakları ve 657 sayılı kanunun 125. maddesi kapsamında suç işlemektedir. Yine bu hafta içerisinde Edremit ilçesinde okul müdürleri toplantıya çağrılmış ve 15 Mart 2024 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AKP seçim mitingi için Cuma günü taşımalı eğitim yapan okulların servislerinin o gün mitinge insan taşıyacağı ve bu sebeple taşımalı öğrencilerin okula getirilmeyeceği, okullardaki iş kur personelinin mitinge zorunlu olarak katılacağı ve o gün okullara gelmeyeceği, Cuma günü öğleden sonra dersi olan öğretmenlerden isteyenlerin izinli sayılacağı, bu öğretmenlerin rapor almalarına gerek olmadığı, mitinge katıldıklarına dair bir fotoğraf göndermeleri gerektiği ve öğrencilerine de okula gelmemelerini söylemeleri gerektiği sözlü olarak iletilmiştir. Şunu belirtmek istiyoruz ki, bu sözlü talimatı verenler, bu talimatı öğretmenlere aktaranlar suç işliyor. O gün öğrencilerine okula gelmemelerini söyleyecek ve mitinge katılım gerekçesiyle okullara mazeretsiz olarak gitmeyecek olan eğitim emekçileri de suç işlemiş olacaklar. Bir siyasi parti mitingi için eğitim emekçileri üzerinde baskı oluşturmak, çocukları eğitim öğretim hakkından yoksun bırakmak, eğitim emekçileri üzerinde mobbing oluşturarak mitinge katılmaya zorlamak kanunen suçtur. Okullar ve diğer eğitim kurumları iktidarın keyfi olarak siyasi propaganda yapabilecekleri mekanlar değildir. Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım çöküşe sürükleyenler, kanunsuz talimatları yazılı olarak yazma cesareti olmayan ve bunu sözlü olarak aktaranlar, okullarımızı ve öğrencilerimizi seçim hesaplarına alet etmekten derhal vazgeçmelidir. Okullarda siyasi propaganda yapılmasına izin veren ya da göz yuman bütün eğitim yöneticileri hakkında soruşturma açılmalı ve suçu sabit görülenler derhal görevden alınmalıdır.